Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Kasım ayına Akrep burcunda doğan güçlü bir yeni ayla başlıyoruz. Güneş ayın 22'sine kadar Akrep burcunda parlayacak ve hemen 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak ve bu yeni ay 15 Kasım'a kadar olan süreç için özellikle önemli görünüyor. Evet, Akrep yeni ayı sizin 8. evinizde doğacak. Krizlerle, dönüşümlerle ilgili olan ama aynı zamanda içinde şifa ve arınma barındıran Akrep enerjisiyle birlikte Kasım ayına biraz mücadeleyle başlayabilirsiniz. Bu yeni ayın yöneticisi Mars. Sizin de yönetici gezegeniniz Yengeç burcunun 29 derecesinde olacak ve Plüto ile karşıt açıda olacak. Özellikle Kasım ayının ilk günlerinde Mars Plüto karşıtlığının da etkisiyle duygusal anlamda üzerinizde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Bunlar ailevi konularla ilgili olma olasılığı daha fazla, kariyer hedefleriniz, gelecek planlarınızla birlikte bazı endişeleriniz özellikle duygusal olarak sizi bu süreçte zorlayabilir. Şimdi yeni ay aslında para konuları ve finansal paylaşımlara da işaret ediyor ve Kasım ayının genelinde sizin için para çok önemli bir konu. Kazançlarınızla birlikte giderleriniz, borç alacak konuları, eşinizin kaynakları, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, finansal paylaşımlar, her türlü mali girişiminiz, yatırım kararlarınız, bunlar özellikle Kasım ayında çok belirgin bir şekilde öne çıkabilir. Yeni ay sabit burçlarımız üzerinde daha fazla tesir ediyor tabii ki. Ancak yönetici gezegenin öncü burçlarda olması, 29 derece yengeç burcunda olması sevgili koçlar ve sizin de yönetici gezegeniniz olması biraz daha fazla üzerinizdeki baskıyı arttırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 29 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha güçlü olabilir. Sabit burçların 8 derece, 9 derece yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yine yeni ay etkisi hayatınızda önemli, güçlü bir şekilde çalışabilir. Evet, burada şimdi 5 Kasım'a kadar Mars 29 derece Yengeç burcunda, ardından Aslan burcuna geçecek. Aslan'daki bir Mars size daha fazla coşku ve heves verebilir. Özgüveninizi arttırabilir. Ancak temkinli olmamız gerekiyor. Önümüzde bir Mars retrosu var. Mars Aslan burcuna geçecek ancak Aralık ayının ilk haftası itibariyle gerileyecek. Tekrar Yengeç burcunda retrosunu yapacak. Yaklaşık 2,5 ay Mars retrosu var önümüzdeki yılın ilk aylarında da. Şubat sonuna kadar devam edecek. Tekrar Aslan burcuna geçişi 18 Nisan'a kadar süren bir dönemi işaret ediyor. Yani uzun süreli bir etki. Dolayısıyla bu ay yapacağınız girişimler ve bunların sonuçları Nisan sonuna kadar aslında sizin hayatınızda çok öne çıkabilir. Önemli olabilir. O yüzden hevesle, aşırı özgüvenle çok fazla risk almamak gerekir. Bunlar nasıl riskler olabilir? İşte para kazanma hırsıyla yapılacak riskler olabilir. Özellikle Mars Aslan'a geçince belki biraz daha spekülasyon, işte borsa, yatırımlar ve benzeri alanlar olabileceği gibi tarih oyunları, şans içeren konularda daha böyle bir hevesli olabilir, girişken olabilirsiniz. Ancak risklere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok risk barındıran bir enerji var gökyüzünde. Bununla birlikte işte kaynaklarınızı nasıl değerlendireceksiniz? Tabii ki şu dönemde özellikle biraz daha orta vadede baktığımızda ailenizin ihtiyaçları, kişisel güvenlik ihtiyaçlarınız, maddi manevi kazançlarınız, giderleriniz, maddi konforunuz, kendinizi güvende hissetmek istediğiniz alanlarda daha fazla çaba gösteriyorsunuz ve buralarda tabii ki geleceğe ait biraz daha endişeleriniz, kaygılarınız da yoğunlaşabilir. Merkür Yay burcuna geçecek 3 Kasım'dan itibaren. Şimdi Merkür Yay burcunda daha bir özgür düşünce verebilir. Özellikle farklı kültürlere ilginizi arttırabilir. Daha çok teknoloji, yabancı kaynaklar, kültürel konular, eğitim konuları, akademik çalışmalarınız varsa öğrenciler için söylüyorum ya da herhangi bir eğitim işinde, akademik alanlarda çalışanlar için Merkür bu ay daha fazla destek verebilir size. Bununla birlikte bazı seyahatler, yolculuklar olabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerinizde görüşmeleriniz, hazırlıklarınız olabilir, yazışmalarınız olabilir. Bunlar biraz da böyle hukuksal konular, danışmanlıklar. Aynı zamanda işte yargı ile ilgili hani bir
adaletle ilgili bir işiniz olabilir, mahkemelerle ilgili bazı görüşmeleriniz, davalarınız olabilir. Buralarda da gerekli kişilerle görüşmelerin, bilgi paylaşımlarının olabileceği bir süreçteyiz. Ancak unutmayın, Merkür de retroya geçmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla ayın geneline baktığımızda her şeye biraz daha böyle gerek düşüncelerimize, planlarımıza, gerek eylemlerimize daha temkinli, daha dikkatli yaklaşmamızda fayda var. Ve 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay para evinizde, ikinci evinizde, yöneticisi Venüs. Venüs de Oğlak burcuna geçmiş oluyor. Bu Dolunay ile birlikte kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ve özellikle para konularında garanti, huzur, istikrar arıyorsunuz. Bu bir iş ihtiyacı olabilir, kazançlar için, yani iş arayanlar için mesela bu Dolunay iş getirebilir. Bir işe girme, kazançlı bir gelir elde etme. Ya da kaynaklarınızda, gelir gider dengenizde, bütçenizde bazı dengesizlikler varsa, hani bunları çözmek için yollar bulabilirsiniz. Bir borcu yapılandırmak olabilir, gerekli kaynakları bulmak olabilir ya da size ait bazı mal varlıkların dönüştürülmesi, satılması, kiralanması ve benzeri konularda size yeni açılımlar getirebilir aslında bu Dolunay. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Akrep, Kova, Aslan, bunların 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay sizin için çok daha etkili olacaktır, çok daha güçlü çalışacaktır. Ama geneline baktığımızda gördüğünüz gibi Kasım ayı sizin için para demek. Hani parayla ilgili her türlü konu. Evet, krizler var, parasal ihtiyaçlar öne çıkıyor. Biraz hani maddi konularda gelecek endişeleriniz artabilir. Bir borç, borçla ilgili bir konu ya da hisseli paylaşımlar, bu bir miras da olabilir. Ya da bir evlilik ve sonrasındaki nafaka, tazminat gibi konular olabilir. Yani böyle parayla ilgili konuların, alacakların, vereceklerin, yapılandırmaların, paylaşımların çok fazla öne çıktığı ve bunlarla ilgili gündemlerin belirleyici olduğu bir dönem. 20 Kasım'da Plüton artık Kova burcuna tamamen geçiyor. Son bir yıldır Kova burcunun 0 derecesinde şöyle bir ileri geri hareket ediyor. Oğlak burcuna tekrar dönüşlerini yapıyordu biliyorsunuz. Artık Kova burcuna tam olarak yerleşecek. Oğlak burcuna dönmeyecek. Önümüzdeki yılın başlarından itibaren de Kova burcunda artık istikrarlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Kolektif bir gezegen, daha çok jenerasyon etkileri veriyor biliyorsunuz. Toplumsal alanlarda, bilimsel, teknolojik alanlarda, sosyal alanlarda çok önemli dönüşümlerin, değişimlerin enerjisini Plüton burada tetikliyor. Kova burcunda da tabii ki tüm insanlık bundan nasibini alacak. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etkileniyorlar. Ama özellikle siz sevgili koçlar ve koç burcun son derecelerinde, özellikle güneşi ve yükselen burcu olanlar, Plüton'un baskısını artık uzaklaşacaksınız. Belki de bu Akrep burcundaki yeni ay son bir dokunuşu yapacak, son bir baskıyı yapacak. Bunun da artçıları dediğimiz, hani o süreç böyle bir Mart, Nisan sonlarına kadar hani sizi etkilemeye devam edebilir. Ancak ondan sonra artık son derece kesin, net, kalıcı etkileri de hayatınıza getirmiş olacak ve sizin üzerinizdeki baskıyı bırakacak. 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda parlamaya başlıyor. 9. eviniz aydınlanmaya başlayacak ve 26 Kasım'da Merkür Yay'da gerilemeye başlayacak. Evet, şimdi Merkür gerilemesiyle beraber 9. ev konuları birazdan mercek altına alacaksınız. 15 Aralık'a kadar sürecek bu retro dönemi ve 15 Aralık'tan sonra da tekrar düzelecek. Yine Yay burcunda baktığımızda yıl başına kadar olan süreç içerisinde 9. ev konularınızda bir toparlanma, bir gözden geçirme var. Bir öğrenciyseniz eğitimle ilgili konularınız olabilir. Üzerinden geçirmesi gereken konularınız, dersleriniz olabilir. Akademik planlamalarınız olabilir. Yurt dışı ile ilgili seyahat planlamalarınız veya bununla ilgili yapılması, hazırlanması gereken işte vize, pasaport ve benzeri konulardaki girişimleriniz olabilir. Tabii ki retrolar biraz geciktirir, engeller de çıkarabilir, planlarımızı değiştirebilir. Ancak daha öncesinde görmediğimiz, gözden kaçırdığımız detaylar varsa veya daha öncesinde değerlendiremediğimiz fırsatlar varsa, bunları da değerlendirme fırsatları karşımıza çıkarabilir sevgili koçlar. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.